Türkiye işin aslanın ağzında olduğu ülkelerden bir tanesi. Evet. Hiç kimsenin ben saatler boyunca hareketsiz çalışıyorum. O nedenle bu iş bana uygun değil, bunu değiştireyim deme gibi bir lüksü yok Evet. ülkemizde. Evet. Dolayısıyla yapılacak bazı ufak belki alınacak tedbirlerle bunları kolaylaştırmak, hafifletmek elimizde Evet. olabilir. Neler olabilir onlar hocam? Bu önerilere geçmeden çok basit bir saptama ve uluslararası yapılan yayınlarda dikkat çeken bir noktayı belirtmek istiyorum. Çok sayıda eleman çalıştıran merkezler bel okulu, boyun okulu gibi veya sırt okulu gibi bir hafta ya da 15 günlük süreyle haftada 2 gün 3 saat ya da haftada 3 gün 2 saat gibi olan programlarla kendi elemanlarını yetiştirip verimliliği artırma ve masa başı çalışmaktan kaynaklanan sorunlarla mücadele etme konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve bunlar da inanılmaz verimliliği artırıyor. Keşke bizim ülkemizde de bunlarla ilgilenirse, eğer üniversitemize ya da derneğimize başvuru olursa büyük firmalardan memnuniyetle bu destek için biz bilimsel yardımda da bulunuruz. Şimdi gelelim basit önerilere. Bir defa biraz önce uzun boylular demiştiniz. Uzun boylularla ilgili ülkemizde en önemli yaşanan sorunlardan birisi sandalye veya masa boylarının onlar için biraz daha özel ayarlanması gerektiği. Çünkü genelde orta boylu diye kabul edilebilen bir boyda Türk insanı. O nedenle de ofis malzemelerinin seçiminde uzun boyluların daha kendilerine uygun bacak boyuyla her şeyiyle seçmeleri lazım. Bilgisayar nasıl dursun? Onunla başlayalım. Bilgisayar ekranının kesinlikle tam karşımızda durması gerekiyor. Hafif yan, işte ben de dönüyorum, tam yandan seyrediyorum, şey, tam karşıma alabiliyorum demek yerine gerçekten sürekli karşımızda olmasında yarar var. En rahatsız edici şeylerden birisi bilgisayar başında çalışırken telefonu kulağımızın kenarına sıkıştırıp çalışmaya devam Başımızı etmek, eğerek başımızı çalışmaya devam eğerek. etmek. Hem duruş bozukluğu açısından hem boyun kasları ve boyun biyomekaniği açısından çok zorlayıcı. Bunu yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Peki. Özellikle de hani hands free denilen bu elinizi kullanmadan kullanabileceğiniz basit kulaklıklar çok iyi bir çözüm olabilir. Eğer konuşmak zorunluluğu varsa bilgisayarda çalışırken. Bilgisayar ekranı tam karşımızda olacak. Ortalama 70 santim kadar uzağımızda olacak. Göz bebeğimizin bilgisayarın orta noktası ile ekranın orta noktasının 1 santim üzerinde olması yeterli. Bunun dışında klavyenin çok dümdüz olması, örneğin laptop klavyeleri bunun için uygun değil. Belki laptop'taki bilgilerin hard disk eksternal hard disk ile beraber desktop'lara yani masaüstü bilgisayarlara taşınarak klavyenin hafif eğimli olması, özellikle saatlerce bilgisayar kullananların kollarını dayayarak çalışmaları, bu da özellikle sinirlerin tuzaklanmasından koruyacaktır ve ona bağlı ağrıları önleyecektir. Artı mouse'lar için kullanılan o pad'in alt kısmının, bileğe gelen kısmında küçük yüksekliklerin olması inanılmaz derecede el için ergonomik şartlarda çalışmayı sağlayacaktır. Basit önlemler, bunlar çok küçük halledilebilecek şeyler ama inanılmaz rahatlık getirecektir. Bunun yanı sıra basit egzersizler. Evet, neler onlar? Özellikle 1 saat, 2 saat gibi çalışmadan sonra mutlaka bir 5 dakika ara vermekte yarar var. Çünkü genelde açık ofislerde çalışıyoruz, çok geniş ortamlarda çalışıyoruz. Fakat akşama doğru o ortamların havası tükeniyor. Birçok cam açılmıyor, klimalarla idare ediliyor. Yazın özellikle bu daha da ciddi Tabii sorun pek oluyor. çoğumuz bu sorunu Evet. yaşıyoruz. O nedenle bizim biraz oksijenasyonu artırmamız lazım. Çünkü oturduğumuz takdirde vücutta kasları gezen kanın oksijeni düşüyor. Bir süre sonra gayet oksijen yönünden düşük, kalitesiz bir ortamda çalışıyor buluyoruz kendimizi. Bunlar da akşamları eve gittiğimizde ciddi kas ağrıları ve yorgunluklara yol açıyor. 1-2 saatte bir ara verip çok basit, burada gösterebilirim aslında oturduğum yerde. Bilgisayarınızın başında 1,5-2 saat çalıştınız. Küçük bir hatırlatıcı koyun bilgisayarınıza. Size süre geldi gibilerinden bir köşeden dil çıkarabilir hatırlatıcınız. Kendinizi çok hafif gevşetmeye çalışarak kulağınızı omzunuza değdirme hareketi, orta hat, diğer tarafa değdirme hareketi, orta hat ve öne. Boyun için bunlar. Onun dışında omuz bölgesi, omuz kavşağı için yine sırtı tabii ki kastediyoruz. Omuzları yukarı kaldırıp indirme hareketi. Geriye çevirme çoğumuzu, öne çevirme hareketleri, hafifçe ellerimizi belimize koyup yine hafifçe sırtımızı esnetme. Bu kadarını bile yapsak inanılmaz derecede boyun ve omuz kavşağı için rahatlatıcı Ne kadar egzersizleri yapmış tekrarlayalım bu oluruz. hareketleri? Ne kadar süre ayıralım?
10 defa olabilir, 3 dakikanızı alır bu bütün egzersizler. Artı toplantıdasınız, uzun süre oturuyorsunuz, oturarak çalışacaksınız. Her oturduğunuz koltuk sizin için uygun olmayabilir. Genelde beli boş olanlar rahatsız edicidir. Beli bütün olan, yani aşağıya kadar inen koltukların tercih edilmesine yarar var. Uzun süre çalışan kişiler için söylüyorum. Bazen bel problemleri nedeniyle küçük yastıklarda koyuyoruz aradaki boşluğu doldurmak için. Ancak toplantıdasınız, şu anda bizim gibi oturuyor kişi diyelim ki, belini çok hafif arkaya doğru yaslayıp sıkıştırma hareketi, sabahları dediğim hani bacaklar kıvrıkken yatağa doğru belin bastırılma hareketiyle aynı mantıkta düşünmek lazım. Otururken belinizi bastırıp bırakın, 3 kere 5 kere bile o bastırıp bırakma hareketi o bölgeyi rahatlatacaktır. Varis oldukça ciddi bir problem, çok basit bir egzersiz önereceğim. Bunu rahatlıkla yapabiliriz. Toplantılarda veya bilgisayar başında çalışırken hani arada bir ayağa kalkıp parmak ucunda ve topukta yükselme hareketi yapmak ya da toplantıda bacak bacak üstüne atmışız masanın altında ayaklarımız yukarı aşağı ayağı pompalarcasına hareket ettirmek. Bunları yapmakta yarar var. Belki toplantıda ilk önce bir ay ne yapıyor acaba diyerek bir tepki görebiliriz ama zannediyorum ki sonrasında artık alıştırıldıkça, kanıksandıkça bunun sağlık açısından da yararlı olduğu düşünüldükçe belki de herkes hep birlikte yapmaya başlayacaktır. Kesinlikle hiçbir mahsuru yok. Yapmak her zaman hareket diyoruz o nedenle.